ben yanlış konuştuysam siz hastanıza doğrusunu anlatın o zaman. Yani soru sormak lazım, bilgilendirilmesi lazım. Her insanın bu en doğal, en tabii hakkıdır. Şimdi dolayısıyla burada yapılacak olan şey bayanlarda yumurta rezervi azalmış olanlar veya yumurta sayısında işte bir düşüş var ise incir kürü. Bulunmaz bir nimet. İnanın Meltem Hanım, yani hoca da kendi reklamını yapıyor filan. İnanın yolda giderken en aşağı yani 4-5 tane bayan, ya hocam incir kürünüzü uyguladım, 11 yıldır hamile kalamıyordum, bununla kaldım diyor. Mesela kür soğan derken nasıl uygulayacaklar? Ha, 8-9 tane bizim bildiğimiz kuru incir. Efendim bunun dışında pudra şekeri gibi bir şekeri vardır biliyorsunuz. Ha, bunu soğuk su altında yıkayacaksınız. Yarım litre suyun içine atacaksınız. 8-9 tanesini elinizle koparın veya bıçakla bunu kesebilirsiniz. Kuru incir olacak ama. Ha, bunu yaklaşık olarak ben eskiden işte 10 dakika diyordum ama 15 dakikaya kadar çıkabilirler ağzı kapalı olarak. Ondan sonra bunu ılımaya bırakacaklar ve 21 gün her gün taze hazırlayarak bu incir suyunu içecekler. Ama hepsini bir defada içmelerine gerek yok. Bunu ikiye de bölebilirler, üçe de bölebilirler. Dolayısıyla evelallah göreceksiniz bak onu, yumurtalar nasıl hem hızlı gelişiyor. Ha, şimdi bazen de yumurta çatlatma problemi olur. Yumurta çatlamıyor efendim. İşte K harfiyle ismini ben söylemek istemiyorum. O ilacı verirler filan. Yumurta çatlatma iğnesi veya şu bu. Şimdi burada yapılacak olan şey çok enteresandır. Bakın bunun etkin maddesi havucun içindeydi. Bunu biliyorum. İncirle havucun beraber kullanılması gerekiyor. Ve ben inanır mısınız? O kadar çok zamanımı aldım ki inciri de havucu da atıyorsunuz. Fakat sonra ılımaya bıraktıktan sonra suyunu tekrar spektrumunu alıyoruz. İşte bunu HPLC'de analizatörden geçiriyorsunuz. Allah Allah bu nerede diyorum şimdi. Ha meğerse bakın işte ya Rabbi sen ne büyüksün. İnciri ayrı kaynatacaksınız. Havucu ayrı kaynatacaksınız. Ilıdıktan sonra bunları karıştıracaksınız. Eğer baştan kaynatırsanız ikisini aynı anda olmuyor. Ha, yarım litre kuru incir, 8-9 tane, 15 dakika kaynatacaklar. Yarım litre su içinde ılımaya bırakacaklar. Hatta onu süzerken çatal veya kaşıkla da şey yaparlar. Biraz bastırsınlar ki suyunu iyice versin. Onu ayrı bir kaba dökeceksiniz. Şimdi 3-4 tane de havuç ama gevrek havuç olacak. Kolay bükülmeyen gevrek iri havuçlar. Onları da doğrayın. Gene yarım litre su içerisinde 20 dakika kaynatacaksınız. Bakın havuç 20 dakika. Bunlar benim kitabımda yazılı. Şimdi hep söylüyorum kitapta yazılı deyince kitabı almasınlar. İnternet sistemde de var. Bitkiler kısmına baktıklarında veya kürler kısmına baktıklarında. Dolayısıyla ondan sonra karıştırıp ılıdıktan sonra ama baştan karıştırırsanız olmuyor. Ayrı ayrı hazırlayacaksınız. Şimdi ha bunu fark edene kadar ben birkaç yıl harcadım biliyor musunuz? Yani çok bu ilginç ama evet. Yani işte kolay olmuyor. Yani insanlar zannediyorlar ki bu böyle çok şey yani bakın şimdi ekranda bir sürü Yaradan'ın bize sunduğu nimetleri görüyorsunuz. Bakın kabaktır, biberdir, kavundur, karpuzdur. Çok bereketlidir yaz ayları. Envai çeşit sebzeniz var, meyveniz filan var. Bakın şimdi yani şu nimet sizin sofranıza gelene kadar ne büyük emekler harcanarak o ortaya geliyor. Yani yüzlerce kişinin onun üstünde kul hakkı var biliyor musunuz? Sizin sofranıza gelene kadar onu ekiyor, suluyor, işte bir şekilde ona her türlü servisi, bakımı yapıyorlar. Sonra onlar toplanıyor, sonra bunlar sandıklara konuyor, işte taşıyorlar onları.
Bakın oradaki işçinin, taşıyanın, traktörle onun çiftini sürenin hepsinin emeği var. Ondan sonra hale geliyor, haldekiler bunu dağıtıyor. Oradan manav gelip alıyor, size işte siz gidip alıp evinize getiriyorsunuz. Dolayısıyla yani ha bu da çok güzeldir, onu size bir programda anlatayım. Yani muhteşem bir şeydir o. Ha, dolayısıyla büyük bir şey var onun üzerinde, hak var. Yani insanlar böyle biraz şeye baktıkları zaman sofrada önünüze geliyor ama o gelene kadar onun üzerinden ne yemekler geçmiş. Neyse, yani bunu da işte yumurta çatlatma problemi varsa, yumurta gelişimi ve yumurta çatlatma problemi varsa incir artı havucu kullanacaklar. Şimdi bunun dışında işte yani bayanlarda kolay hamile kalmak için mesela şey olabiliyor. Hafif adet düzensizlikleri başlamıştır. Bu illa erken menopoz değil ki. Ha, 23 yaşında erken menopoza giren yok mu? Var efendim. Yani tabii ki. Ama bunu hemen kötü düşünmesinler. Yani stres yapmasınlar bunun için. Şimdi başka bir şey ben söyleyeyim. Burada FSH hormonu strese bağlı olarak yükselebilir. Bazı beslenmede yapmış olduğu hatalar vardır. Bunlar FSH hormonunu yükseltmiş olabilir. Ama burada işte dediğim gibi zaten her sağlıklı kadının yani ilk puberteden sonra yani böyle artık 12 yaşında mı 11-12,5 yaşlarında ilk reglilerini görüyor kızlar. İşte 15 yaşından sonra filan yılda 2 defa 15 gün soğan kürünü uyguladıklarında evelallah tabii ki hekimlerine danışsınlar. Ne polikistik over, genç kızlarda çok fazla polikistik over var. İşte nasıl söyleyeyim, miyom olsun, çikolata kisti olsun. Çikolata rahimde. Kisti çikolata yemekten mi olur? Ben bir çikolata sever olarak sorayım onun hayır. Adını. O yüzden bir koydular hayır. Öyle. Hayır, o içerisindeki kan birikintisinin diyelim rengi çikolata gibi olduğu için. Yani hatta şey olur, parmağınıza bir çekiç vurursunuz, orada hematom yani oluşur, işte kan pıhtısı oluşur orada. Ve o da lacivert kahverengi gibi bir şeydir. Yani çikolata rengine benzer diye. Yoksa çikolata yemekle olmaz ama soğan kürü muhteşemdir. Bir de tabii bakın menopoza girmiş olan bayanlar var. İşte yaşı normal 45, 47, 50 yaşında menopoza giriyor. İşte ateş basmaları var, sinirlilik halleri, uykusuzluk filan böyle. Yapacakları şey soğan kürü uygulamak. Soğan kürünü yine suda kaynatarak. Evet, bildiğimiz orta boy bir soğanı alacaklar. En dış o kahverengi sarımsı gibi olan kabuğunu soyacaklar. Bunu 6'ya bölüp veya 8'e bölüp 1,5 bardak suda 5 dakika kaynatacaklar. Ve günde 2 defa her defasında taze hazırlayarak sabah akşam. Bazı bayanlar soruyorlar, ya hocam ben işte veya öğlen akşam diyorum bir programda, ben çalışıyorum ne yapacağım? Tamam, sabah akşam yap, hatta diyorum sabah içmek belki pek hoşunuza gitmeyebilir. Yani akşam eve geldiğinizde yapın, bir de yatmadan önce yapın. Siz yeter ki 24 saat içerisinde aralarında en az 2 saatlik faz farkıyla, zaman farkıyla bunu tüketin. Yani olay budur. Ha, kimler tüketmeyecek onu söyleyeyim. Gastrit veya ülser şikayeti olanlar varsa lütfen soğan küründen uzak dursunlar. Onu söyleyelim. Şimdi başka bayanlar yani hep sorarlar böyle de yani başka hangi sıkıntılar olabiliyor bayanlarda? Ha, bir de şey var. Bu adet düzensizliklerini yani hormonları dengelemekte özellikle gonadotropin hormonların dengelenmesinde yani FSH, LH ve estradiol hormonlarının dengelenmesinde testere dişli aslan pençesini kullanacaklar. Yani Alkimilla vulgaris.
Almancası onun Frauen Mantel'dır. Yani kadın mantosu demektir. Zaten ona bakarak Alplerde yaşayan kadınlar çamaşırlarını ipten ona göre toplarlar. Yağmur yağacak mı, hava kapalı? Kapalı olduğu halde yağmayacaksa bilin ki aslan pençesinin yaprakları üzerinde su birikmiyor demektir. Habbe habbe. Hı. Eğer birikmişse hava kapalı mutlaka yağacak demektir. Veya hafif güneşlidir. Güneş hiçbir şey yok havada. Yaprağına bakar, o nemlenmiş, terliyor yaprakları. Yağmur gelecek. Yağmur gelecek. Dolayısıyla o kadınların bitkisidir. Kadın mantosu deniyor işte, Frauen Mantel. Şimdi dolayısıyla aslan pençesini kullanabilirler, hatta günde iki defa. Mükemmel bir bitkidir hormonların dengelenmesinde. Menopoz şikayetlerine karşı da kullanabilirler bunu. Evet, bunlar kadınlarla ve erkeklerle ilgili. Bilmiyorum, başka sormak istediğiniz... Arada notlar aldım. Şöyle bir efsane var. Yani hep bu söylenir de bunun bir mantığı var mıdır yok mudur ya da bir bilgi anlamında bir temeli var mıdır diye sorayım. İşte bu son hibrit tohumlarla olan gıdalarda çok fazla östrojen var. O östrojen erkeklerin işte sperm sayısını düşürüyor, evet, veya sorun çıkarıyor. Doğru bir şimdi, efsane, şehir efsanesi mi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim efendim. Bakın, ne yiyorsanız osunuz. Antik çağdan beri söylene gelen bir şeydir bu. Şimdi tabii ki hormonlu. Şimdi organik tarım neyse, şimdi oradan başlamıyorum. Yani bu işin çok iyi anlatılması lazım. Zannediyorum epey de anlattık bunu. Yani kısır tohumun, kısır tohum, epter tohumun ürünlerini tüketirseniz işte kısırlık yapıyor. Bunu biz açıkladık bilimsel olarak. Bir de şunun bilinmesi lazım. Bu kısır tohumların, yani özellikle ithal hibrit tohumların, tohumlarını ektiğinizde ürün alıyorsunuz, aldığınız üründen de tohum alamıyorsunuz. Onlar bir defalık, one way. Yani. Dolayısıyla bunları tükettiğinizde işte kısırlığa neden olabilir, sperm sayılarını düşürebiliyor ve en önemlisi de içeriğindeki mineraller, vitaminler ve primer ana etkin maddeler eksik. Siz bugün doğal bir domates, geleneksel domatesle ithal hibrit tohumdan elde edilmiş domatesi alın, laboratuvara girin, mukayese edin. Vitaminleri daha az, mineralleri daha az, ana etkin maddeleri, yani bizi hastalıklara karşı koruyacak olan ana etkin, primer etkin maddeler çok çok az. Yani bir yerde diyoruz ki çöple besle, çöp yiyorsunuz. Yani şimdi gelelim şeye. Efendim diyor organik tarım. Tamam, organik tarım deyince ne anlayacaksınız? Hormon yok. Tamam. Başka zirai ilaç da kullanmadım. Başka gübre de kullanmadım. Tamam, doğru, bu organik tarım. Siz tohumu sorun. Tohum, tohum. Yani şimdi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah bazı insanların çocuğu olmuyor biliyorsunuz. Evlat edinebilirsiniz. Bu hakkı size veriyor. Ama diyor ki onları kendi sulbüyle çağırınız. Demek ki Allah'ın açık ayetleri var. Yani tohuma, zürriyete bu kadar çok önem veriyor. Yani tamam, çocuğu çok sevebilirsiniz ama diyor ki onun aslı nereden geliyor? Siz onu şey yapın. Ona göre onu seslenin. Yani yarın bir gün bu çocuk büyüyecek, 19-20 yaşında öğrendiği zaman düşünebiliyor musunuz psikolojisini? Siz gerçek annesi veya babası değilsiniz. Ha. Şimdi burada tohumun ne kadar önemli olduğu. Dolayısıyla başka bir ayeti var. Bakara 205 var. Onlar ekini ve tohumu bozar, değiştirirler, zürriyetleri de yok ederler diyor. Allah'ın açık ayeti var. Size ver, ha böyle yaptığınız takdirde de gazabım üzerinize olacaktır diyor. Bu kadar. Ha bunun dışında
Nisa suresinde Allah'ın açık ayeti var. Size verdiğim nimetlerin temizlerinden yiyiniz. Yani ondan ankörlük etmeyin diyor. Yani temiz deyince Allah Kur'an'da suyla yıka ondan sonra ye diyecek durumda değil. Ha, temizlerinden derken işi, ve hoş olanlarından bakın. Bugün tükettiğiniz salatalığın hani Çengelköy salatalığı diyorlar. Yok şuranın bilmem fasulyesi, yok buranın bilmem ne ekmeği diyor. İşte yok şuranın domatesi. Nerede kaldı bunlar? Hep değişti. Değişti. Demek ki tat hoş olanlarını tüketin dediğine göre ve benim nimetlerimi de değiştirmeyin diyor. Açık izahı var. Dolayısıyla yani durup dururken başınıza iş alıyorsunuz yani. Şimdi zaten bu konuda Türkiye evelallah Anadolu toprakları Allah'ın bize bir lütfudur. Türkiye biyolent Türkiye. Yani bakın bazı ülkeler görürsünüz. Fransa işte şarabıyla, peyniriyle ünlüdür. Hollandalıların da peynirleri var. Şu var, laleyle ünlü oldular. Nereden? Bizden götürdüler laleyi. Ha, şimdi şu olacak, bakın Anadolu toprakları bir gen bankasıdır. Yani bu bize Allah'ın bir lütfu tohumda. Biz tohumda %100 doğal olacağız. Biz bitkide doğal olacağız %100 ve gıdada doğal olacağız %100. Bakın dünyanın milletleri nasıl bizden sıraya girip alacaklar, inanın bana. Ve halkın istediği de bu. Ve Anadolu'da birçok köyde başladı geleneksel tarım. Vatandaş gidiyor oraya. Bakın işte organik pazar, ekolojik pazarlar var değil mi? O bir taraftaki ucuz onu almıyor. 2 lira daha fazla olanı gidip onu tüketiyor. Demek ki vatandaş bu işe bu kadar saygılı ve ciddiye alıyor. İşte bunun için Türkiye Biolent Turkey, yani inşallah ya Rabbi bunu yani ölmeden görürsem çok mutlu olacağım inşallah. Yani bunların her şeyi devletten bekleyemezsiniz. Bakın devlet dünyanın 3. büyük tohum gen bankasını açtı geçen sene. Gene bir ay veya 2 ay sonra zannediyorum Antalya'da tıbbi bitkiler araştırma laboratuvarını kurdu. Yani fakat vatandaşın da bu konuda eğitilmesi lazım. Şimdi bana ama örnek vermek zorundayım. Yani vatandaşı eğiteceksiniz. Bakın şu evlendirme programları var, bir şeyler var değil mi? Onun gibi, onun paralelinde köylümüzü, köylerimizde oturan gençlerimizi eğiteceğiniz, bitkileri tanıtacaksınız. Yani hep söylüyorum, Avrupalı lise öğrencisinin hepsi yani en aşağı 20-30 bitkiyi biliyor adını Latincesiyle. Bizdekiler hepsine ot deyip geçiyor. Yani bu kadar doğaya karşı cahil kalabilmiş olmak, ona böyle bir saygısızlık yapmak doğru bir şey değil. Hülaseten şunu söylüyorum. Türkiye, Anadolu toprakları bitki örtüsüyle yani tarımın bir cenneti, bitkiler cennetidir. İnşallah bu tohumlarımızı biz çoğaltacağız ve Türkiye Biolent Turkey adını da böyle koydum. Yani daha Anadolu'da bir laf vardır, doğmamış çocuğa zıbın kesilmez mi bir şey derler de biz işte böyle bir şey telaffuz ettik de anlasın insanlar diye. Bakın nasıl her ülkenin bir markası var. Türkiye'de Biolent Turkey ile marka olacak. Ben buna kesin inanıyorum.